Gençliğine acı, sen şifasını ver ya Rabbim. Erkut'un da haberi yok herhalde hasta olduğunda. Ah yavrum ah, tek başına kalmış. Sen yardım et ya Rabbim. Yavrum, bunu al. O doktora hemen görün. İnşallah çok iyi haberler alacaksın yavrum. Ben de dua edeceğim senin için. Rabia teyze Allah razı olsun senden. İnşallah ben en yakın zamanda sana olan borcumu ödeyeceğim. Patronlar bir dönsün. Yavrum hiç şimdi bunlar önemli değil. Önemli olan senin iyi olman. Tamam mı? Sen güzel güzel git doktoruna. Haberlerini de getir bana, tamam mı? Tekrardan Allah razı olsun, çok sağ ol. Senden de yavrum. Asuman, Erkut'un senin bu durumundan haberi var mı? Hiç arayıp sormuyor mu seni kızım? Yok Rabia teyzem, biz görüşmüyoruz Erkut'la. Yani sen de bir şey söyleme lütfen. Yani bilmesini istemem ben. Şimdi karşıma çıkar, beni görür falan, iyice moralim bozulur. Zaten kötüyüm. Neyse ben kalkayım artık. Otursaydın yavrum, bir çay bile yapamadım daha sana. Sen zaten fazlasını yaptın Rabia teyzem. Gideyim ben artık, geç oldu. Peki. Sen beni bu halde bırakmadın ya. Allah ne muradın varsa versin gerçekten. Amin yavrum, cümlemizden inşallah. Ben ya senin ziyaretine gelirim, tamam mı? Tabii gel, her zaman yavrum. Hadi geçireyim seni. Her şey için teşekkür ederim. Tekrar çok sağ ol. Teşekkür edip durma yavrum. Ben senin Rabia teyzenim. Ne zaman ihtiyacın olsa koş gel, ben buradayım. Tamam. İnşallah iyi bir haber alırsam ilk gelip sana haber vereceğim zaten. Merak etme. Görüşürüz. Allah'a emanet ol yavrum. Bak haber alır almaz beni habersiz bırakma, tamam mı? Tamam tamam. Allah'ım sen ona yardımcı ol ya Rabbi. Oh be. Nasıl kaptın paraları ama? Asu, kızım vallahi korkulur senden ha. O nasıl bir oyunculuk da öyle ya. Ama ben diyorum yani benim mayamda var artistlik. Neredeyse ben bile inanıyordum ya. Ay Asu kızım korkulur senden. Şimdi ben bizimkilere şöyle saraylara layık bir sofra hazırlayayım da havamı atayım.
Hatta dur ya. Ben alışveriş için bizim kızları arayayım da yardım etsinler. Alo. Yasmin'cim canım ne yapıyorsun? Ha, hazırlanıyorsun değil mi? Ya bak şey diyeceğim, benim aklıma da geldi. Ya ben şimdi alışverişe çıkacağım da sizin yardımınıza ihtiyacım var. Sen Belgin'i de al gel, birlikte yapalım alışverişi. Oradan da birlikte eve geçeriz, olur mu? Tamam canım, tamam. O zaman ben marketin konumunu atayım, siz oraya gelirsiniz, tamam? Al canım, hadi görüşürüz. Oh be, bunu da hallettik. Sürpriz. Aa, Murat. Ablaların en güzeli. Ablaların en tatlısı. Ne haber? E işte, sen gitmedin mi işe? Yok, gittim ya. Da buraya yakın bir yerlerde satış yapıyorum. E buralara kadar gelmişken de bir yanına uğrayayım dedim. Yani öğle arası babında. İyi yapmışsın. Hem kızlara da bir şeyler getirdim. Nerede onlar? Kızlar! Kızlar! Abla, kızlar neredeler? Kim? Diyorum ki Metin Ali Feyyaz nerede? Abla, iyi misin sen? Yine bir uzaklara daldın gittin. Kusura bakma Murat. Kafamda bin tane şey var, biraz dalgınım da. Hayırdır, ne oldu? Hem... Melek ablalar da yok. Herkes nerede ya? Karakoldalar. Ne? Ne karakolu ya? Ya kaç dakika oldu, hala çıkmadılar. Merak etme abla. Avukat falan kurtaramaz onu. İşlediği suçlar apaçık ortada. İyi de içeri niye geri aldılar ki? İfadesini vermişti zaten. Kim bilir, belki komiser başka şeyler sormak istedi. Yaptıkları yanı kâr kılacak diye çok korkuyorum. Ablacığım, için rahat olsun senin. O buradan paçayı kolay sıyıramaz artık. Ne diyorsun abla sen? Yusuf abi asla böyle bir şey yapacak bir adam değil. Yani kendi halinde bir adam o. Ya Murat, sen ne kadar tanıyorsun bu adamı? Ya 3-5 kere konuştun diye hemen iyi adam diyorsun, geçiyorsun. Ya abla, bak bizim Yusuf abiyle olan muhabbetimiz senin öyle düşündüğün gibi sıradan bir muhabbet değil. Adam kaç defa bizim zor anımızda yanımızda oldu. Bize kol kanat gerdi. Bilmiyorum Murat, vallahi benim de kafam allak bullak. Sen bilmiyorsun tabii. Bu Cevahir denen şerefsiz var ya. Babam bir ara onunla papaz oldu. Sigortasını attırdı babam. Aa, niye, ne oldu? Ya onu boş ver. Bir ara anlatırım sana da. Babam aldı silahı. Bu Cevahir'i vurmaya gitti. Tam o anda Yusuf abi durdurdu babamı abla. Elinden almış silahı. O tutmuş karşısına. Bir güzel anlatmış. Bak böyle 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 olmaz diye. Ya adamı bir görsen abla, elinden kitap düşmüyor. Adam derya derya. Kitap kurdu. Kusura bakma ama böyle bir şey yapacak bir adam değil. Yani tamam, babamı engellemiş falan ama belki o da piyano dahildi canım. Yani ayrıca senin düşündüğün kadar aklı başında bir insan da değilmiş demek ki. Sonuçta kötünün okumuşu cahili olmuyor. Kötü kötü işte. Kim bilir kaç paraya kiraladı kendini. Abla sen ne dediğinin farkında mısın ya? Sen resmen bu adama tetikçi muamelesi yapıyorsun şu anda. Ya ben sana ne diyorum? Adamın parada pulda gözü yok. Ya adam yükseklere deflemiyor. Öyle bir derdi yok adamın. Yani bu adam dükkanında yatıp kalkan bir adam. Dışarı çıkmıyor bile. Bütün gün kitap okuyor. Yani düşün, ben bugüne kadar adamın üzerinde yeni bir kıyafet görmedim bile abla. Sen ne parasından bahsediyorsun? Murat, bak tamam konduramıyorsun, anlıyorum. Ama ben de sana diyorum ki adam gözünü bile kırpmadan Melek ablayı vurmuş. E her şey ortada işte. Rabia teyze.
apar topar çağırınca nasıl geleceğimi bilemedim. İyi misin sen ya? Ha? İyiyim, iyiyim. Aman teyzeciğim ya, yüreğime iniyordu vallahi. Ne oldu peki? Niye çağırdın beni? Oğlum böyle ayaküstü olmaz. Hadi gel içeride konuşalım, oturalım. Hadi. Peki, hadi, geç bakalım, gel. Konuşalım. Ya, geç yavrum, otur. Teyzeciğim ne oldu, anlatsana. Erkut, seni ben böyle bilmezdim. Nasıl bilmezdin Rabia teyze? Sen sağlam, özü sözü bir, ailesine, sevdiklerine sahip çıkan biriydin be oğlum. Ben hala aynı benim Rabia teyze. Niye böyle söylüyorsun ki? Niye böyle dediğimi sen daha iyi bilirsin. Ya Rabia teyze, af buyur da bir yanlışımızı mı gördün? Sana bunu hiç yakıştıramadım. Beni çok şaşırttın Erkut. Niye? Ne yapmışım ben ya? Asuman. Onu bu müşkül durumunda ortada bırakmışsın. Kim? Ben mi Asuman'ı bırakmışım? Yavrum hem hasta hem de parasız ortada kalmış. Ya Rabia teyze, sen Asuman'dan mı bahsediyorsun? Bir yanlışlık olmasın? Ne yanlışlığı oğlum? Bugün gözlerimle gördüm. Kızcağızın beti benzi solmuş. Doktorlar da hastalığın ne olduğunu bulamıyorlarmış. Allah Allah. Ya? Gelip sana mı söyledi bunları? Sana ulaşamayınca ne yapsın? Geldi benden yardım istedi. Çalıştığı yerin sahipleri de çoluk çocuk tatile gitmişler. Maaşını da vermemişler. Ne zaman gelecekleri de belli değilmiş. Çoluk çocuk gitmişler yani, ha? İnsanlar çok acımasız. Öyle teyzeciğim, öyle. Maalesef. Çok acımasız. Böyle olmaz yavrum. O senin karın. Seni onu kollayıp koruman lazım. Sahip çıkman lazım ona. Tamam teyzeciğim. İyi ki sen haber verdin bana. Ben konuşacağım onunla. Hadi görüşürüz. Abla ben bir telefonla konuşup geliyorum. Tamam. Efendim? Yusuf, sen burada bekle de ben şunları imzalatıp geleyim. Tamam. Ne o? İşler planladığın gibi gitmiyor değil mi? Yakayı eliverdi sonunda. Bundan sonra kızımın yüzünü bile göremeyeceksin. Tabii o çok sevdiğin patronum da bozulmuştur bu işe. Bakın, sandığınız gibi bana değil. Bak. Sakın. Biraz utanman, sıkılman varsa sakın bir tek bir kelime dahi etme. Sakın. Benim evim kızlar. Asu kız, ne güzelmiş burası böyle. Tek katı senin herhalde değil mi? Ay yok ayol, Allah aşkına ne tek katı olacak. Ya sen ayakkabı aldığın zaman sadece bir tanesini satın alıyorsun ha. Ya bu da onun gibi bir şey işte. Ay tamam canım, sordum sadece. Sen de hemen dalga geç. Ay alemsin vallahi ya. Asu, saray yavrusu gibi evim varmış. Hiç bilmiyordum. Ay nereden bileceksin Allah aşkına? Yani beni biliyorsunuz. Ben öyle Face'e fotoğraf atıp gösteriş yapmayı seven bir insan olmadığım için. Kocan iyi para kazanıyor herhalde. Baksana. Ay cicim vallahi öyle ya. Zaten şu an yurt dışında, bakalım bir iş var. Onu hallederse belki bir yazlık falan alırız. Ay Allah bize de böyle koca nasip etsin. Amin. Amin canım, amin. Hadi içeri girelim de hazırlıklara başlayalım artık. Hatta siz isterseniz poşetleri antreye bırakın. Biz yorgunumuzu bir salonda atalım şöyle, ondan sonra hazırlıklara başlarız. Ha, ne dersiniz? Tamam, tamam olur. Ay, bu
nasıl bir ev böyle? Kız Asu, aynı dizilerdeki gibi. Ya aslında ben eşyaları değiştirmeyi düşünüyorum ama. Bunları mı değiştireceksin? Hepsi gıcır gıcır, şu kanepelere bak. Asu, vallahi değiştirmeyi düşünüyorsan nereye yatacaksan ben peşinden giderim. Hiç güleceğim yoktu ya. E hadi geçin oturun, dinlenelim biraz. Sen hep mahalleden kaçmak isterdin. Sonunda başardın Asu. Ay sorma ya. O mahalle aklıma geldikçe var ya. Hani orada nasıl yaşamışım diyorum ya. Her şey üstüme üstüme geliyordu resmen. Biz ne yapalım? Tıkılıp kaldık orada. Hem senin gibi bir kısmetimiz de yok. Yok mu yeni birileri? Hani şöyle yakışıklı boyfriend falan. Ah yok yok. Kim kaybetmiş de biz bulalım o yakışıklı boyfriendleri. Yok yok, siz hiç öyle şey yapmayın yani. Yani bulursunuz mutlaka. Öyle içinizi karartmayın yani. E tabii. Erkut gibisini bulamazsınız, orası ayrı. E kızlar gelir birazdan. Biz hazırlığa başlayalım mı? Olur, başlayalım. Normalde bu işleri ben yapmıyorum. Yani benim 3 tane hizmetçim, 1 tane de şoförüm var. İzin verdim ben onlara. Çok çalışıyorlar, çok yoruluyorlar falan. Acıdım hani hallerine, o yüzden. Hem biz de rahat rahat eğleniriz ha. Gıybetin dibine vururuz. Vay be, hizmetçin de mi var? E tabii kızım. Yani böyle bir evde oturup temizliği, yemeği ben yapacaksam hiç oturmayayım daha iyi değil mi? Her şeyin hakkını vermek lazım yani, değil mi? E hadi geçelim mutfağa o zaman. Hadi geçelim. Ablam görünen köye kılavuz istemez diyor. Başka da bir şey demiyor. Vallahi ben sana bir şey söyleyeyim mi? Nah, ha, buraya da yazıyorum. Yusuf'un var ya, o arzuyla hiçbir alakası yok. Ya bir kere ben yamuk adamı gözümden tanırım ya. Veysel, nereden biliyorsun canım? Yani düşündükçe bana da mantıklı geliyor. Yani düşünsenize, kızın iş yerinin dibinde dükkanı var. E sürekli kendini böyle sevdirme çabası. Yani belli ki onca zaman beraber Arzu'yla oyun oynamışlar. Ya bir kere Melek orada işe başladığı zaman o kitapçı dükkanı zaten orada duruyordu. Değil mi? Hani o işe başladıktan sonra açılmış olsa ya belki tamam diyeceğim. Belli ki adam uzun süredir orada kitapçıymış yani. Değil mi? Paravandır o, paravan. Ya ne paravanı Tülay'ım ya? Ne paravanı? Yani hani bu Arzu müneccim mi ki Meleğin hemen o kitapçı dükkanın yanında işe gireceğini bilsin? Ya bir kere o zaten o zamanlar üşütüktü, tımarhanedeydi. Ne bileyim ya, yani iyi de kötüyü de böyle karıştırır oldum. Yani kime güveneceğim vallahi bilmiyorum. Baba, acaba bir gidip Yusuf abiyle konuşsak mı, ne dersin? Sakın, sakın ha, sakın Murat bulaşmayın. Ay, ne olduğunu bilmiyoruz. Hırlı mıdır, hırsız mıdır? Maazallah oyuna getirir verir sonra sizi. Ha, orada bir dur abla. Bizi de öyle kafa kola almak o kadar kolay değil de. Ya Tülay'ım, kendi halinde bir esnaf işte ya. Abartma. Veysel, hangi kendi halinde esnafın belinde silah olur? Vallahi ne yalan söyleyeyim, beni de aslında o konu düşündürüyor bayağı. Da şimdi bir tarafta Yusuf, bir tarafta Arzu. Hadi bunlar diyelim ki anlaştılar, beraberler. Ya bunca zaman biz hiç mi uyanmazdık baba? Bir şekilde çakardık davayı yani. Ya neyse, durun bakalım. Şu melekleri bir toparlasınlar da ben gider Melek'le konuşurum ya. İşin aslını astarını bir iyice öğrenirim. Bana bir yanlış anlaşılma var gibi geliyor ama. Bu yemek takımlarımı da Paris'ten getirdim. Aa, Paris'e de mi gittin? Evet. Çocukken de çok isterdim Paris'e gitmeyi. Ya evet ya. Yani odanın kalbi orada atınca haliyle. Aa, yoksa hala çocuk kostümleri dikiyor musun? Ay yok be. Bu saatten sonra ne dikeceğim? Aslında yani
bir butik falan açabilirim. Şöyle Nişantaşı'nda. Ünlülerin alışveriş yaptığı bir yer. Ay harika fikir ya. En iyisi ben bu projemden kocama bahsedeyim. Ne de olsa beni hiç kıramaz. Hah, bizim kızlar geldi galiba. Bayağı erkenciler. O zaman parti başlasın. Vay be, hayat resmen ona gülmüş. Olsun Asuman. Duyduk ki çok hastaymışsın. Yusuf Üstün. Buyurun benim memur bey. Savcılığın kararı çıktı. Bir süre gözaltında kalacaksınız. Sizde kaldı. Otur, otur anneciğim. Telaşlanacak bir şey yok. O Yusuf denen adam içeride. Artık kızlara hiçbir zarar veremez. Oh, şükürler olsun. Çok güzel bir haber bu. İçimiz çok rahatladı. Çayın tadı güzel mi bari? Size de koyayım. Melek abla ister misin çay? İsterim kuzum, ben de yardım edeyim sana. Yok yok yok, hallederim ben. Annem gelmiş. Kuzum. Allah'ım bu güzelliğiniz hiç bozmasın inşallah. Anladığın gibi gitmiyor değil mi? Yakayı eliverdi sonunda. Bundan sonra kızımın yüzünü bile göremeyeceksin. Tabii o çok sevdiğin patronun da bozulmuştur bu işe. Onlar da suçlu zannediyor beni. Hmm.
Rezil ettiniz beni arkadaşlarıma. Ya bir de rezil ettiniz diyor ya. Kızım sen beni delirtecek misin? Burası benim evim Asuman, benim. Ya bir de Rabia teyze bin tane yalan atmışsın. Yok çok hastayım da, yok bilmem ne de. Kadın nasıl üzülmüş ya, günah değil mi? Hiç mi utanman yok senin? Ya ama... Tamam, kes ağlamayı. Hemen topla eşyalarını, çıkıp gidiyorsun evimden. Ne? Duydun işte. Bu yaptığın şeyden sonra sana ödül vermemi beklemiyorsun herhalde değil mi Asuman? Ben bir daha böyle bir şey yapmayacağım. Gerçekten özür dilerim. Bir daha diye bir şey yok Asuman. Hemen pılını pırtını topla ve çık git evimden. Erkut. Ben ne yapabilirim Asuman? Çabuk dedim sana. Ay bir de bunlarla uğraşıyorum ya. Alacağın olsun yani. Hele sen Erkut. Ağzını açıp Gonca'ya tek bir kelime edemedin ya. Ben senin hala nikahlı karın ne olursa olsun. Kalıbından utandı, kalıpsız. Bitti işte. Artık Lale devri bitti. Bundan sonra köprü altlarında yatarsın Asu. Bari ben de eşyalarımı toplayayım değil mi? Bak, 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 bak. Sofraya bak. Ya sen kimsin de benim evimin üstüne konarsın ya? Önce bir aynaya bak istersen. Sen kim? Bu evin hanımı olmak kim? İnsan biraz gerçekçi olur ya, değil mi? Ya Gonca, biraz ağır olmuyor mu? Niye? Yalan mı konuşuyorum? Birbirimizi kandırmayalım istersen ha? Sen de ananın karnından zengin doğmadın, değil mi? Ya yani doğmadım da... Ya sence bu yaptığı ne kadar doğru Erkut? Resmen fırsattan istifade etmiş, görmüyor musun? Ya tamam, yapmış işte bir hata. Ama unutma bak, zor gününde o da sana evini açtı. Evini açtı. Erkut'cum, beş parasız kaldığımı öğrendiği anda kapının önüne koydu beni, hatırlatırım. Tamam doğru, orada da sen haklısın. Ya öyle evi boş bulmuş, felekten bir gün çalayım demiş Gonca. Ha? O kadar da çok şey etmeyelim yani. Ne etmeyelim? Kovmasan diyorum. Allah Allah ya. Vallahi o benim bileceğimmiş. İstemiyorum. Gidecek buradan. Ya Gonca. Ya kız varlık yüzümü görmüş ya. 40 yılın başında bir iş bulmuş, heves etmiş. Hem bak o da bin pişman. Ha? Hadi yapma, bırak da kalsın. Nereye gider kızım böyle? Bunları yapmadan önce düşünecekti Erkut. Gonca. Bak tamam Asuman'la benim aramda bazı sıkıntılar olabilir ama neticede karım. Sokağa atacak halim yok değil mi? Yapma gözünü seveyim ya. Bırak da kalsın. Ha? Bak geçici olarak ben bir yer ayarlayacağım ona. Hem biz buradayız ya. Gözümüz üstünde, bir yanlış yapamaz, merak etme. İyi. Madem öyle istiyorsun, öyle olsun bakalım. Ama bak sadece senin hatırın için unutma. Yüzüne gözüne bulaştırdın. Al işte şimdi sokakta kaldın, iyi mi? Çok ısrar ettin diye kabul ettim Erkut. Yoksa göz yummazdım biliyorsun.
şey söylemiyorsun? Asuman. Asu. Kızım dursana. Asu deme bana ya. Ya hemen atar gider yapma. Bir dinle beni. Evet hemen yapmayayım. Haklısın. Önce bir sürüneyim. Sokaklarda edeyim. Ondan sonra yaparım değil mi? Evet. Kızım. Dinlesene. Konuştum Gonca'yla. Ne güzel ya. Allah muhabbetinizi arttırsın. Kabul etti burada kalmanı. Ne? Kalabilir miyim? Evet. Nasıl yani ya? Konuştum, bir şekilde ikna ettim. Geçici olarak yalnız. O zaman gitmiyorum. Evet dedim ya. Yalnız bana bak. 90. dakikada direkten döndün Asuman. Şimdi de uzatmaları oynuyorsun. En ufak bir yanlışında kapının önüne koyar seni. Ben de kurtarırım o zaman. Neticede evin hanımı o, biliyorsun değil mi? Öyle tabii öyle. Tamam sen merak etme. Tamam geç. Senin gibi vicdansız değilim. Ne oldu canım? Sesin çıkmıyor. Ha? Unuttun galiba. Parasız kalıp dibe vurduğumu zannettiğinde bana ne yapmışsın Asuman? Hı? Anında kovdun beni evinden. Yok, o öyle değil. Nasıldı peki? Hı? Nasıldı? Ne demişler? Gün gelir devran döner. Değil mi? Ama Aykut çok ısrar etti. Sadece onun hatırı için kabul ettim, bilgin olsun. Teşekkürler. Bu arada sakın kendini bu evde misafir falan sanma. Bu evdeki görevin neyse aynen devam edecek. Anladım. Tamam. Yanlış bir hareketini görürsen ya da işlerini aksatırsan kendini anında bulursun kapının önünde. Merak etme. Ben bavulumu yukarı çıkarayım o zaman. Erkut, bırakalım şimdi bu boş mevzuları. Bizim halletmemiz gereken daha önemli işlerimiz var. Ne gibi? Arzu. Evle hiç ilgilenmemiş anlaşılan. Şöyle eksik gedik ne varsa bir elden geçirelim. Tamam. Önce bacayı temizletelim. Bahçede bayağı bakımsız kalmış. Merak etme, ben ilgileneceğim. Ama en önemlisi... Arzu'yla alakalı hiçbir şey görmek istemiyorum. Odasında ıvır zıvır ne varsa... Kıyafetlerle dahil her şey bir an evvel çöp atılsın. Tamam tamam. O iş kolay da. Ya Arzu geri gelirse? Erkut. Bu ev benim. Kim gelirse gelsin. Hiç kimse beni buradan çıkartamaz. Anladın mı? Hiç kimse. Burada bir süre kaldıktan sonra bir tekneyle Bulgaristan'a, Varna'ya geçeceğiz. Sonra? Varna'da büyük bir gemi alacak bizi. Doğru Odessa'ya götürecek. Eğer orada bir sorun çıkmazsa Odessa'dan da Kiev'e geçeceğiz. Oradan oraya dolaşacağız yani. Arzu, başka çaremiz yok. Peki Ukrayna'da ne yapacağız? Nerede kalacağız? Orada bir arkadaşım var. Ya, uzun yıllardır orada yaşıyor. İnşaat sektöründe. Biraz ona misafir olacağız. Yani başka birinin yanında sığıntı olacağız. Ben anlatamadım galiba. Biz ülkeyi terk ediyoruz, tatile gitmiyoruz. Tamam, tamam. Hem merak etme.
paçayı yırttığımızdan emin olduktan sonra ben bakacağım bir çaresine, işleri yoluna koyacağım. Tamam. Bir aksilik çıkmaz değil mi? Çıkmaz. Yani çıkmayacak. Merak etme, ben her şeyi düşündüm. Endişelenmene gerek yok. Kızlar, bakın bundan sonra yanınızda bizden biri olmadan kimseyle, ama hiç kimseyle konuşmak yok. Tamam mı? Anne, biz Yusuf amca bunun için çıkmıştık evden. O bizi yolda görünce alıp eve geri getirdi. Hem okulumuzu yedip ve kötü köpekler bize zarar verdi. Evet, tam böyle köpek sesleri duyduk, çok korktuk. O zaman Yusuf amca geldi, bizi örümcek adam gibi kurtardı. Kızlar, ya ben ne diyorum, siz ne diyorsunuz? Bakın her şeye geçtim. Ya siz nasıl bizden habersiz evden dışarı çıkarsınız ha? Bir göz verince nerede şimdi? Ama Yusuf amca buraya kadar gelmişti. Neden onu götürdü? Elifciğim, bak, siz artık bunları düşünmeyin, tamam mı? Hem az evvel sen de söyledin, eğer bulunmasaydınız çok kötü şeyler olabilirdi. Siz şimdi buradasınız ve biz çok mutluyuz bu yüzden. Ama Yusuf amca... İnci, Yusuf amca deyip durmayın artık ha. O şu an olması gereken yerde. Nasıl yani? Onu bir daha göremeyeceksiniz. Hem bak, Zeynep ablanızın size bir sürprizi var. Sürpriz mi? Evet. Benden duymuş gibi olmayın ama... mutfakta size portakal. Pişmek üzere kek. Mis gibi de koktu. Kızlar bayılacak. Zeynep, hadi artık ama kızım. Düşünme daha fazla. Bak adamı da gözaltına alındı zaten. Bilmiyorum anne. Yani kızlar inatla adamın tesadüfen onları gördüğünü, eve getirdiğini söylüyor. Bilmiyorum ki kızım. Öyle demelerini de istemiş olabilir. Yok, ben konuştum. Bakın korkmayın, doğruyu söyleyin dedim. Ama ısrarla aynı şeyi anlatıp duruyorlar ikisi de. Kızım bunlar çocuk. Onlara şimdi oyun gibi gelmiştir. Kandırıldıkların farkında bile değillerdir. Bilmiyorum anne. Melek ablanın anlattığı o cani adamla kızların anlattığı adam arasında dağlar kadar fark var. Kızım, çekirge bir sıçrar, iki sıçrar, üç de böyle gerçek yüzünü gösterir işte. Bilmiyorum ya kızlar haklıysa. Kızım. Bırak kızların anlattığını şimdi. Adam gözünü kırpmadan çekmiş dediği. Melek daha doğru düzgün ayağın üstüne bile basamıyor. Yani sen kesin bu adam Arzu'nun adamı diyorsun, öyle mi? Ben kendi kendime demiyorum ki bunu. Adam karakolda kaç saattir sorguya çekildi. Demek suçlu bulundu ki gözaltına alındı. Görünen köy kılavuz ister mi? Sen şu ocağın altını iyice aç da kaynasın. Sonra da kısarız. Terbiyesini de birazdan hazır ederim. Sen de görmüş olursun. Selim'in mercimek çorbasını çok sever. Sen de yaparsın bir gün kendi ellerinle. Ay çok yedim galiba, şiştim. Ne çok yedim be Gonca. Kuş kadar yedin gördüm. Biz bitirdik Asuman. Afiyet olsun. Yani toplayabilirsin demek istiyorum. Tatlı getirmiştim ama. O ne? Çikolatalı muhallebi. Ay ona dayanamam işte, ver. Sen de ister misin?
Olur. Bu ne? Ne oldu? Hazır paketlerden mi yaptın sen bunu? Evet. Al da kendin ye o zaman. 2 dakikada yapılan şey tatlı diye sen benim önüme mi getiriyorsun? Al götür şunu. Ya Asuman ne bakıyorsun? Bir daha yarım yamalak iş yapma, tamam mı? Seninkini de alayım mı? Yok yok, ben yerim. Hazır paket yemezmiş hanımefendi. Sen kimsin ya daha dünkü? Hey Allah'ım ya. Ben sana muhtaç olmasaydım yapacağımı çok iyi bilirdim de. Uf, iyice kuruldular buraya ya. Ben de ancak köpek gibi çalışayım zaten. Uf, Asuman ya. Kızım sana piyangodan paso hizmetçilik çıkıyor. Asuman. Asuman kadar başına taş düşsün inşallah. Geldim. Asuman buraya gel. Gel Asuman gel. Sen şimdi bize şu işin aslını aslarını anlat bakalım. Hangi işin? Canım Arzu meselesi işte. Nerede bu kadın? Ne bileyim ben. Rabia teyze evin hanımı çocukları ve kocasıyla birlikte yurt dışına tatile gitti demişsin. Tamam yani çocukları ve kocası kısmı yalan bunu biliyoruz. Peki bu yurt dışı meselesi doğru mu? Asu anlatsana. Asuman, ne konuştuk biz seninle? Yok, bana bir şey demedi ki. Nasıl yani? Yani dedi de öyle kayda değer bir şey yok. Ya tamam sen bir söyle. Ya işte ben seyahate çıkıyorum, ev sana emanet falan dedi, o kadar yani. Nereye gitti? Bilmiyorum. Peki yalnız mı gitti? Ay bilmiyorum, bir şey demedi bana. Yani ne bileyim... Böyle konuşurken ağzından biz diye bir şey çıktı mı? Ya da ufak da olsa bir şey kaçırmadı mı? Ya bilmem farkında mısın ama siz bana bayağı dedektif muamelesi yapıyorsunuz yani şu an. Tamam Asuman, tamam. Ama bak, eğer bizden bir şey saklıyorsan bedeli çok ağır olur. Sakın sonra söylemedi deme. İşinin başına dönebilirsin. Masayı topla. Bu arada... Bize kahve getirir misin? Tabii. Aykut hadi. Biz artık şu hesapları bir kontrol edelim yani. Tamam. Ellerimde bir çare, hüzün tükenir.